Biz itfaiyeciler bilgi, beceri ve yeteneklerimizi halkın zor anlarında yanlarında olmak, onları şuursuz düşman denilen yangın, trafik kazaları ve doğal afetlerden kurtarma açısından teknolojinin imkanlarını bilgi ve becerilerimizle pekiştirerek 24 saat görev yapmaktayız. En mutlu anımız güç durumdaki insanları bulunduğu zor ortamdan kurtarmaktır. Bir gün gece ihbar aldık. Saat 3.30 civarında. Çıktık, vardık yangın yerine. Çatıyı söndürdük, el feneriyle jandarmadan geldi. Fenerle girdim, ora bura araştırırken baktım pencerenin yanına. Bakıyor pencere açılmıyor, oraya düşmüş böyle solunum üstüne. Bu sırtımda bir yeşil kazak var, sağ taraf komple kıpkırmızı yanmış böyle. Elimi bir elledim, burada yaşıyorum, yaşamıyorum diye. Baktım deri elime geldi. Dedim, ölmüş. Savcıya haber verdiler. Dışarıya çıkardık. Bu şekilde ölüm çok zor. Allah kimsenin başına vermesin öyle. İçeriye girdik, göz gözü gördüm. İçeriği muazzam derecede bir duman kaplamış. Yangını bastırdık, iş bitti, camları açıyoruz. Çocuğun yatağın üstünde simsiyah bir şey. Çocuğun kendi yatağının üstünde siyah böyle bir şey. Gittim yatağın üstünden kaldırdım, bir baktım çocuğun oyuncak ayısı, çocuktan büyük. Hayatımda o kadar sevinmedim ya. Yani bunun bir canlı olmadığını hayatımda o kadar sevindiğimi hatırlamıyorum. İhbarın verildiği yere giderken neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Orada canı ve malı yok olan insanları kurtarmaya giderken, felakete uğrayan insanların dili, dini, ırkı ve sosyal durum ne olursa olsun, aynı özveriyle aklımızda her zaman görevimizi yapmak ve o insanların önce canlarını, sonra mallarını kurtarma çabası var. İtfaiye şoförlüğü çok özel bir görev. Tonlarca ağırlıktaki bir aracı, takım arkadaşlarımla birlikte en seri şekilde olay yerine intikal ettirmek için yüksek stres altında uğraş veriyoruz. Bu takım çalışmasının bir parçası olarak yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Görev ve sorumluluğumuzun bilinci içerisinde vatandaşlarımıza şu mesajı vermek isteriz. Herkes acil kurtarma araçlarına yol vermeli ve zaten dar olan sokak ve caddelerde her an bir felaket olabileceğini düşünerek hareket etmeli. Aksi davranışlarda bulunanlar unutmamalıdır ki felakete uğrayan belki benim, belki de bir yakınım.